Merhaba arkadaşlar. Fizik 2 laboratuvarında deney aletlerinin tanıtımıyla başlıyoruz. İlk önce temel elektrik deney setimizle başlayalım. Burada bazı kısımlar var. Onları göstereceğim. Ne işe yarıyor? Şurada power kısmı var. Bastığımda deney aletime elektrik geliyor. Daha sonra ikinci kısmında ekranın yanan, şurada ekran yanıyor bakın. Bu kısım iki tane de girişi var. Artı ve eksi diye. DC güç kaynağı DC gerilim veriyor. Şu dönen kısmı çevirdiğimizde, döner düğmeyi çevirdiğimizde ekrandaki sayıların arttığını görüyoruz bakın. Bunu çevirdikçe voltajı bir sonraki kısım galvanometre ama bunu deneylerimizde kullanmayacağız. Onun için buraya atlıyorum. Diğer kısım ise potansiyometre. Potansiyometrede ne yaparız? Direnç ölçümü yaparız arkadaşlar. Burada da yine dönen bir kısım var. Dikkat edin. Bunu çevirdikçe bizim direncimiz artacak. Burada 3 tane giriş var. Dikkat edin. Bunlardan şu şekilde 1 ile 2'ye ya da 2 ile 3'e bağlayarak direnç sağlayabiliriz. Bunu deneyi yaparken de göstereceğiz. Bu kısım için bilmeniz gereken şey bu potansiyometre size direnç sağlıyor. Tabii ek olarak şunu da bilin. Toplamda maksimum 5 kilo ohmluk bir direnç sağlar. Ben bunu her tur döndürdüğümde 0,5 kilo ohm direnç artar. Toplamda 10 tur döndürebiliyorum. Belki yazı görünüyordur buradan. 10 tur döndürdüğümde 0,5 ile 10'u çarptığımda 5 kilo ohm elde ederim. Bir diğer kısım ise şurada AC output var arkadaşlar. Yani AC güç kaynağı. Alternatif gerilim güç kaynağı var. 12 volt ve 2 amper çıktıları vardır. 12 volt gerilim verir AC'de. Bir diğeri ise anahtar testi. Anahtar testini şöyle kafanızda canlandırabilirsiniz. Evinizde ışığı yakarken düğmeye basıyorsunuz, değil mi? Ama düğmeye bastığınızda bazı durumlarda elektriğin gitmediğini düşünün. Anahtar testi bu gibi bir şey. Burada 1, 2, 3 ve 4 numaralı çıkışlar var. Ve 1 ve 2 numaralı ya da artı ve eksi olarak 2 tane girişimiz var. Biz oradan girişlerden elektrik verdiğimizde çıkışın nerede olduğunu ya da nereye gitmesi gerektiğini anahtarla ileri, dik ya da geri şeklinde karar veriyoruz. Son olarak yine en çok kullanacağımız şeylerden birisi board. Dikkat ederseniz burada bazı girişler var. Şurada altta yeşil kısım var. Üstte kırmızı kısım var. Altta ise siyahlı kısımlar var. Şimdi burada tek tek dikkat etmenizi istiyorum. Şu kısmın hepsi, bakın kırmızı, çizgiyle birbirine bağlanmış. Bunların aslında hepsini aynı kablo olarak düşünebilirsiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bunlar birbirine seri bağlı. Bu girişlerin hepsi. Aynı şey yeşil girişler için de geçerli. Bakın tek tek bağlanmış. Ancak siyahlı bağlananlara bakın. Dikkat edin. 1, 2, 3. Daha sonra arada bir şey yok. Yine 1, 2, 3. Yani üçerli bağlanmış. Bakın bu üçü kendi içinde bağlı. Seri bağlı. Bu üçü kendi içinde seri bağlı. Şimdi deney setimizin içini açalım. Arkadan görünümü bu şekilde deney setimizin. Sizi yine ilgilendirecek kısım bizim bağlantı kablolarımız ya da proplar. Bunlar prop arkadaşlar. Bunları da multimetremize bağlayacağız. Ya da deney setimizde kullanacağız. Şuradan girişleri göstereyim. Şunlar, bu girişli arkadaşlar multimetreye bağlamak için. Bakın şöyle multimetremiz var. Com yazana her zaman siyahı takıyoruz. Diğer kısımlar ise bunu daha sonra anlatacağım. Neyi ölçmek istiyorsak ona göre ölçmek istediğimiz büyüklüğe göre neyi ölçmek istiyorsak ona göre bağlayacağız bunları. Daha sonra yine bağlantı kablolarımız var.
Şöyle seçelim. Bunları nasıl kullanacağız? Mesela buradaki girişlere yerleştireceğiz. Yine kullanacağımız şeylere bakarsak bir tane kapasitörümüz var böyle. Kapasitör kullanacağız. Kapasitörün dolması boşalması deneyinde bunu kullanacağız. Dikkat edin, bakın buraya yerleştirebiliyoruz bunları. Bunlar yerleştirilecek şekilde ayarlanmış. Dirençlerimiz var arkadaşlar. Seri ve paralel bağlı dirençlerde kullanacağız bunları. Bakın. Bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Yerleştirdiğime dikkat edin arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmış olursam ne olur? Birbirine bağlamış olurum. Bunu böyle bağlarsam nasıl olur? Dikkat edin. Ben bunu böyle bağladım. Bunu da böyle bağladım. Dikkat edin. Akım buradan gelecek mesela. Tersten de olabilir. Böyle üstünden gitti. Devam etti. Ne elde etmiş oldum? Seri. Peki paralel yapmak isteseydim nasıl yapmam gerekiyordu? Dikkat edin. Bu ikisi aynı kablo üstünde bağlı. Bunları tavsiyem evde de çizerek yazın. Yine burası da aynı kablo üstünde bağlı. Peki ben bunun çıkışlarını nasıl yapardım? Yine size ek bir bilgi olsun. Ben bunu mesela buradan alırım. Şunu kapatayım. Nereye bağlamam gerekiyor mesela? Akım geçireceğim. Güç kaynağına bağlamam lazım değil mi? DC güç kaynağına bağladım. Şuradan artı ucundan geldi akım. Dirençlerin üstüne geldi. Dirençlerden akım ne olacak? İkiye ayrıldı. Daha sonra birleştiler. Kırmızının üstünde döndü. Bu mantığı unutmayın arkadaşlar. Çokça lazım olacak. Ben ileride de anlatırım derslerde. Kısaca bordumuzun da kullanımı bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi multimetremizi tanıtalım. Dikkat ederseniz multimetremizin üstünde birçok ayar var. Bunların ne işe yaradığına bakacağız. Aynı zamanda multimetremiz için iki tane kullanacağımız prop var. Yani bağlantı kablosu. Bunlardan siyah olan sabittir. Biz her zaman koma takarız. Ancak diğer kısımlar, dikkat ederseniz 3 tane daha giriş var. Kırmızıyı hangisine takacağız? Kırmızı probu. Neyi ölçmek istiyorsak ona göre takacağız. Dikkat ederseniz ilkinde voltaj işareti, ohm işareti falan var. Biz genelde voltajla ilgili ölçüm yapacağımız için buraya takacağız. Ancak ben amper ölçecek olsaydım, dikkat edin, bir 10 amper var, 1 miliamper var. 10 amper, yani yüksek amper mertebesinde buradan ölçüm yapacağım için buraya takacağım probumu. Ancak düşük amper mertebelerinde ölçüm yapacaksam buraya takacağım. Şimdi bu burada takılı dursun voltaj kısmında. İlkiyle başlayalım. Multimetremizi açtık. Multimetremizde şimdi ilk kısımda arkadaşlar M ve V işareti var. M ve milivolt işaretidir bu. Milivolt mertebesinde ölçüm yapıyor. İkinci kısım, dikkat edin, V işareti var. Yanında sinüs dalgası işareti var. Dikkat edin ona. Bu ise AC gerilim testi yapıyor. Bir sonrakinde ise düz çizgi var, dikkat edin. O da DC gerilim ölçümü yapıyor. Bu kısma dikkat edin arkadaşlar. Düz çizgi ve sinüs dalgası kısımlarına sinüs dalgası alternatif gerilim ya da alternatif akım için kullanılan, genel olarak kullanılan bir simgedir. Bu tarz cihazlarda. Düz çizgi ise yine DC akım ya da DC gerilim için, yani düz akım ya da düz gerilim için kullanılan simgedir. Bir sonrakinde direnç ölçümü yapıyoruz. Direnç ölçme ayarı burası. Sonraki diyot ölçme ayarı. Bir sonraki, bu çokça kullandığımız bir kısım arkadaşlar, temas ayarı burası. Bu ne demek? Şimdi dikkat ederseniz iki ucunu bağlamıştık probun. Diğer uçlarını birleştirelim. Ses geliyor. Bu ne demek? Kısa devre var demek. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Ben bir tane size kablo çıkarayım. Şimdi dikkat edin.
Kabloların bir ucuna değdiriyorum. Diğer ucuna da değdiriyorum. Bu ne demek? Ses aldım. Benim akımım buradan çıktı, gitti, buradan devam etti demek. Bu ne zaman ötmezdi? Eğer bu kablonun içinde bir kırıklık olsaydı, kopukluk olsaydı, o zaman ötmeyecekti. Kısa devre olmayacaktı. Buna dikkat edin, bu çok önemli. Aynı zamanda biz bunu multimetrede yaptığımızda ise multimetrenin çalışıp çalışmadığını anlıyoruz. Yani içeride bir yer yanmış mı, içeride bir temassızlık var mı onu anlamak için yapıyoruz. Ses geldiğine göre yok. Bir sonraki kapasitans ayarı. Daha sonraki kısım frekans ayarı. Bir sonraki transistör ayarı. Ondan sonrakinde dikkat edin. 1 santigrat derece bir de Fahrenheit işareti var. Buradan neyi ölçebiliriz bu kısımda? Sıcaklık ölçme ayarı arkadaşlar burası. Sıcaklığı ölçebiliriz multimetremizle. Daha sonra A'nın başında mikro işareti var. Dikkat edin. Mikro amper mertebesinde ölçüm yapıyor bu. Akımı mikro amper mertebesinde ölçebiliyor. Daha sonrakine getiriyorum. MA işareti var. Mili amper mertebesinde ölçüm yapıyor. En sondaki ise amper mertebesinde ölçüm yapıyor. Bundan sonraki kısım ise iki tarafta da off var. Multimetremizi kapatıyoruz. Bugünkü deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Bu deneyle ilgili bir rapor yazmayacaksınız. Bir sonraki deneyde rapor yazmaya başlayacaksınız. Ancak kafanıza takılan şeyleri dönüp dönüp tekrar bu deneyde bakabilirsiniz. Sonraki deney videolarımızda görüşmek üzere.